Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, en son geçen hafta ele aldığımız kısımda biz 51. faideye kadar gelmiştik. Ve son paragrafta biraz ayrıntıyla üzerinde durmamız gereken bir mesele olduğuna da işaret etmiştik. Ancak konuyu bitirme bağlamında orayı okumuştuk. Fakat demiştik ki haftaya derse başlarken orada farklı içtihatlara dayalı olan hususlarda yaptırım uygulanması hangi temele dayanır? Normalde bu fıkhın bu içtihadın içtihadı nakzetmeyeceği çok doğrulu mantığıyla bağdaşır mı, bağdaşmaz mı? Bu örnek üzerinde biraz da müellifin konuyla alakalı diğer eserlerindeki yaklaşımlarından da destek alarak durmak istiyoruz. Bundan dolayı ben o son paragrafı bir daha okumak istiyorum. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعُقُوبَ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ اَنْ يَكُونَ مُرْتَكِبُهَا عَاصِيًا. Bir mefsedeti gidermek maksadıyla uygulanan cezada, yaptırımda illaki bu fiili işleyenin asi yani günahkar olması gerekmiyor. Şimdi burada ilginç bir noktaya dikkat çekiyor İbn Abdüsselam. Yani eğer ortada bir mefsedet varsa bunun giderilmesi esastır. Ama bunun giderilmesi failin bunu suç kastıyla yapıp yapmamasından bağımsız ele alınır. Failde bir takım hususlarda olduğu gibi cezai ehliyet olmasa dahi veya fail bunu dinen mahsurlu bir davranış olarak görmese dahi, diyor İbn Abdüsselam, eğer ortada bir mefsedet varsa bu mefsedete yaptırım uygulanır ama yaptırım uygulanması her halükarda failin asi yani günahkar olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi örneklere bakalım. Keşşur bil hanefiyyi en nebide, hanefi olan birisinin nebiz içmesi durumunda buna geleceğiz. Ve kezinel mecanin ve sıbiyan ve livatihim ve siyalihim. Mecanin, akli dengesi yerinde olmayanlar. Sıbiyan, gene ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar. Şimdi bunlardan ortaya bir takım eylemler çıksa, zina gibi, livata gibi, aynı şekilde saldırma gibi birinin yani canına, malına zarar vermeye yönelik bir saldırı. Şimdi bu durumda bunlar cezai ehliyeti olmadığı için akli dengesi yerinde olmayanlar ve çocuklar belki bunlara hani uygulanan yaptırıma önleyici yaptırım denebilir. Ceza denir mi denmez mi o tartışma mevzu. Çünkü cezai ehliyeti yok bunların. Ve bunlar bundan dolayı hani günahkar sayılamasalar dahi o saldırının veya o olumsuz durumun bir şekilde engellenmesi, önlenmesi gerekiyor. İzâ lem yümkün def'uhum illâ bil ikâbi evil katli. Yani bunların engellenmesi ancak diyelim onlara caydırıcı bir bedeni ceza uygulamakla, yani şiddet kullanmakla, hatta başka türlü önlemek mümkün değil. Eğer bunları katletmekle mümkünse saldırının boyutuna, tehlikenin boyutuna göre bu da yapılabilir diyor. Ama burada bu yapılan eylem, burada fesadı önlenmek isteyen kişinin günahkar olduğu anlamına gelmez. O kezalik kıtalül buğat. Buğat, bağının çoğulu biliyorsunuz ve fıkıhta bağı denilince akla gelen meşru yönetime isyan eden ama bu isyanlarını da kendince meşru bir teville temellendiren kişiler. Yani bunların sadece mal elde etmek, el koymak, tetiş yaratmak gibi bir amaçları yok. Diyorlar ki bize şu şu noktada zulmedildi. Şimdi buğatın da genelde Şafii literatürde hani bunların burada ifade edildiği üzere normal şartlarda günahkar olmayacak. Ama uyguladıkları fesadın def edilmesi için onlarla savaşılması gerektiği şeklinde değerlendirmeler var. Şimdi bu şeylerle alakalı mecnunlar ve sıbyanlar ve diğerleriyle ilgili değerlendirmeler hemen hemen bütün fakihlerin katılabileceği değerlendirmeler. Ama gelelim ki şurubil hanefiyye ennebize.
Bir Hanefi nebiz içtiği için ona yaptırım uygulanması. Bunun mesnedi nedir? Ve bunun asi olmadığı da ifade ediliyor. Şimdi nebiz ne demek? Neden Hanefilerle diğerleri arasında bu noktada bir ayrım var? Ona kısaca işaret edelim. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de innemel hamru vel meysir ayeti kerimesindeki hamr lafzı Hanefilere göre üzüm suyunun ısıl işlem görmeden fermente edilmesinden elde edilecek içecek anlamında kullanılır. Buna da eski Türkçe'de suci ve genelde şarap deniliyor. Ama diğer mezheplerin yaklaşımı sarhoşluk verenlerin tamamını bu kapsamda değerlendirmek. Hanefi kitaplarında eşribe bahsinde hamrla beraber üç içecek grubundan daha bahsedilir. Tıla, seker veya nakiyüttemr, bir de nakiyüzzebib dediğimiz. Yani bu diğer üçü de gene hurmadan ve üzümden elde edilen içeceklerdir. Bunların da haramlık derecesi hamr kadar olmasa da genelde içtihadiye olarak haram olduğu kabul edilir ama gene necaset ve şey bakımından hamrla bunlar arasında ayrım yapılır. Bir de diğer meyvelerden, diğer ham maddelerden elde edilen içecekler anlamında genelde nebiz tabiri kullanılır. Yani bunun dışındaki maddelerden elde edilen ve çok miktarda içildiğinde sarhoşluk verecek içecekler kastediliyor nebiz denilerek. Bunların hükmü konusunda da Hanefi mezhebi içerisinde ihtilaf var esasında. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre ve İmam Ebu Yusuf'a göre bu bahsettiğimiz üzüm ve hurmadan yapılan o dört içecek grubu hariç, hamr başta olmak üzere işte tıla idi, efendim sekerdi, nakiyüzle bitti. Diğerlerinden sarhoş olmak haramdır. Ama sarhoş olmayacak miktarda içmek haram değildir. Fakat Hanefi fakihler bunu şu kayda bağlanır. Bunlar vücut direncini takviye amacıyla veyahut da bir tedavi amacıyla bir gayeye yönelik kullanılmalıdır. Bunların keyfi, keyif verici bir madde olarak lehiv ve tarap diye geçer Hanefi kitaplarında. Bu anlamda kullanılmasını onlar da caiz görmezler. Şimdi öyle olunca diğer içeceklerden içmek normalde cezayı gerektirecek bir durum değildir. Ama onlardan içer de sarhoş olursa bundan dolayı kendisine haddi şurb uygulanır. Hanefi mezhebinde bununla ittifak var. Fakat hamr dediğimiz o üzümden yapılan da sarhoş olması olmaması önemli değil. Ondan bir yudum dahi içse bu usulüne uygun olarak tespit edildiğinde cezai müstelzim olan bir durumdur. Şimdi diğer mezheplerin yaklaşımında ham madde ne olursa olsun fark etmiyor. Ondan içmek cezai müstelzim. Peki, fakat İmam Muhammed'in de bu konuda diğer mezheplerle aynı görüşte olduğu kanaatindeyiz. O ham maddeyi ayırmıyor. O da onlar gibi diyor ki bunlardan içen kişi de haram bir şey içmiş olur ama had cezası uygulanması konusunda İmam Muhammed'e nispet edilen görüş, hamrın dışındakilerden ancak sarhoşluk gerçekleştiğinde had cezası uygulanacağı şeklinde. Yani o bunların haramlığı noktasında onlarla birleşirken sarhoş olmadıkça had gerekmeyeceği noktasında Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'la birleşmiş oluyor burada. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadını benimseyen bir kişi nebiz içse ve bundan da sarhoş olmasa diyor ki İz bin Abdüsselam buna haddi şurb uygulanır. Peki içtihadların içtihadı nakzetmeyeceği kuralıyla bunu nasıl bağdaştırırız? Bu sorunun üzerinde bu metinde pek durmuyor görüyorsunuz ama diğer metinlerinde daha ayrıntılı malumat verdiğini görüyoruz. Mesela Kavaidül Ahkam fi Masalihil Enam'da yani Kavaid-i Kübra'da şöyle bir değerlendirme var.
haddül hanefiyyi alâ şurbin nebîs ma'al cezmi bi adaletihi ve ennehu leyse bi asin def'an li vefsedeti şurbil müskir. Hanefi olan bir kişiyi nebiz ettiği, içtiği için buna ne yapmak? Had cezasında uygulamak. Şimdi bu asi değildir diyor. Günahkar değildir. Aynı zamanda bu durum onun adaletini de zedelemez. Yani şahitliğinin kabulüne engel değildir. Neden? Çünkü ona göre, onun amel ettiği iştihada göre haram olan bir iş yapmıyor. Fakat buna rağmen neden buna ceza uygulanıyor dendiğinde diyor ki def'an li mefsedeti şurbil müskir. Yani burada sarhoşluk verici olan bir şeyi içme mefsedetini gidermek maksadıyla. O onun haram olduğuna inanmasa bile fakat onu içip devam ettiğinde sarhoşluğa kadar giderse o zaman ne olacak? Haram olacak, buna düşme tehlikesi var. Orada onun yaptığını haram görmemesini dikkate almıyor İbn Abdüsselam. Diyor ki bu şeyin orada ne olması gerekir? Uygulanması gerekir. Sonra bir suali mukaddere soruyor. Fe'in kıyle hellâ hadettüm bil vat'i fil nikâhil muhtelef fi sıhhatihi kemâ hadettümül hanefiyye bi şurbin nebiz el muhtelef fi hilli şurbihi. Şimdi nebizi içmenin helal olup olmadığı ihtilaf konusu. Bunu içtiği için Hanefi'ye had cezası uyguluyorsunuz. Peki bazı nikahların da sıhhati ihtilaf konusu. Mesela Hanefiler velinin akdetmediği, yani kadının kendi irade beyanında bulunduğu nikahı sahih sayarlar, Şafii'ye göre fasittir. Peki öyle bir nikahla evlenen Hanefi'ye niye had cezası tatbik etmiyorsunuz? Bunun cevabında da diyor ki çünkü nikahta nikahın bütün icapları yerine getiriliyor. Orada eğer ne kadar biz kuruluşunda ihtilaf etsek de hükümleri kesinlikle zinanın yol açtığı mefsedetlere yol açmıyor. Bununla diyor bu nebiz meselesi birbirinden farklı bir mesele. Yani hükümler ve içtihadın genel kuralına değil meselenin buradaki özel şekline dikkat çekiyor. Gene aynı hususa eserinin bir başka yerinde devam değinmiş. Bu mefsedeti gidermeye günah olmasa da, bunu içen kişi de suç kastı olmasa da yapılan şeyin gene bir mefsedet olduğunu ve mefsedeti giderdiğini söylüyor. Bir diğer bölümünde eserinin tasvip ve tahtiye bağlamında bunun üzerinde duruyor. Diyor ki فَاِنْ قِيلَ كَيْفَ زُجِرَ الْحَنَف۪يُّ بِالْحَدِّ عَنْ شُرْبِ النَّب۪يزِ مَا اِبَاحَتِه۪ Bir Hanefi'yi nebiz içtiği için nasıl had cezasına tabi tutuyorsunuz? Halbuki onun için bu mubahtır. قُلْنَا biz diyoruz ki لَيْسَ بِمُبَاحٍ لَهُ وَاِنَّمَا هُوَ مُخْتِعٌ ف۪ي شُرْبِه۪ Bizim inancımıza göre içtiği mubah değildir. O bunu içtiği için hata yapmıştır. Ama وَقَدْ اَفَا اَشَّرُ عَنِ الْمَفَاسِدِ الْوَاقِعَ مِنَ الْمُخْتِئِينَ جَاهِل۪ينَ دُونَ الْعَامِد۪ينَ الْعَارِف۪ينَ Şeriat, işte hata yapanların, bilmeyenlerin yaptığı mefsedetleri affetmiştir. Kasıtlı olarak yaptıklarının ama onları affetmemiştir. فَاِنْ قِيلَ اِذَا قُلْنَا بِتَصْرِيبِ الْمُشْتَهِد۪ينَ فَهَلَّا كَانَ شُرْبُ الْحَنَف۪يِ النَّب۪يزِ مُبَاحًا Yani biz müştehitlerin iştihadını tasvip eden, musavvip eden isek, o yaklaşımla meseleye bakarsak Hanefi'nin içtiği nebiz onun için mubah olmaz mı? Kulna dediniz ki, مَنْ صَوَبَ الْمُشْتَهِد۪ينَ شَرَطَ ف۪ي ذَٰلِكَ اَنْ لَا يَكُونَ مَسْهَبُ الْخَصْمِ مُسْتَنِدًا اِلَى دَل۪يلٍ يَنْقُزُ الْحُكْمُ الْمُسْتَنَدِ اِلَيْهِ بِهِ Yani bütün iştihadları tasvip eden bu yaklaşımı şu şarta bağladı. Muhalifin görüşü de hükmün bozulmasına sebebiyet verecek derecede zayıf bir dayanağa istinat etmemeli. Yani onun dayandığı delilin de ne olması gerekir? Güçlü olması gerekir. İbn Abdüsselam bu ifadesiyle demek istiyor ki Hanefilerin buradaki yaklaşım tarzları
zayıf bir delile dayanıyor. Dolayısıyla biz bunu ne yapmıyoruz? Dikkate almıyoruz. Görüyorsunuz fıkıhtaki temel yaklaşımla bağdaşmayan bir tavır içerisine giriyor burada. Ama temel yaklaşımımız bizim, yani usulüne uygun olarak yapılan içtihatta bu içtihat farklılıklarını ne yapmak, beraber devam etmek idi. Yine eserinin diğer bir yerinde bunun şahitlik ehliyetini zedelemeyeceğini ifade ediyor. Şimdi bu meseleyle alakalı İzbin Abdüsselam'ın ve aynı çizgide olan hususların yani yaklaşım tarzları. Ama şuna da işaret edelim. Bu sadece Hanefilere mahsus olan bir yaklaşım tarzı değil. Neden diyecek olursak? Çünkü bazı meselelerde de Hanefilerin diğer mezheplerin, diğer muhaliflerin bir takım içtihadını bu şekilde zayıf ve mesnetsiz gördüğünü müşahede ediyoruz. Öyle bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Mesela bununla alakalı olarak da Hanefi kitaplarında meşhur olan bir kaide vardır. La mesâga lil içtihâdi fî mevridin nas. Biliyorsunuz mecelleye de intikal etmiştir. Mevridi nasta iştihada mesa yoktur. Esasında bu kaide Hanefiler ve Şafiler arasındaki özel bir şeyi hedef almaktadır. Meseleyi. Biliyorsunuz Şafi'ye göre hayvan kesilirken besmele çekmek, Allah'ın adını zikretmek nedir? Sünnettir. Yani farz değildir, zorunlu değildir. Ama Hanefilere göre bu kasıtlı olarak terk edildiği takdirde o hayvanın eti yenmez. İşte Hanefiler de bu kaideyi, bu meseleyi temellendirirken ortaya koymuşlar. Mesela benim görebildiğim Nesefî'nin el-Kâfî'sinde geçiyor bu. O meseleyle alakalı olarak. Oradan Molla Hüsrev'in Dürer'ine intikal ediyor. Oradan Hademi'nin Mecamiül Hakaik'ine geçiyor. Oradan da Mecelli'ye intikal ediyor ve genel bir kaide olarak. Ama Hademi'nin kaidelerinde bununla alakalı şarihlerin, Kırkacı'nın verdiği örneğe bir bakalım. فَلَوْ قَدَ الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْءِ مَتْرُوكِ تَسْمِيَّ وَحِلِّ اَكْلِهِ لَا يَنْفُزُ مَا جَوَازِ بَيْءِ عِنْدَ الشَّافِئِ. Yani bir hakim besmele çekilmeden kesilen bir hayvanı satmanın caiz olduğunu ve onun etini yemenin de helal olduğuna karar verse, bu karar diyor nafiz olmaz, geçerli kabul edilmez. Niye? Halbuki diyor Şafii bunun satışını caiz görüyor. Neden? Li muhalefetihi kavlehu teala ve la te'kulu mimma lem yuzker ismullahi aleyhi ve innehu lefisk. En'am suresinin 121. ayetine atıfta bulunuyor. Yani Şafii'nin bu içtihadının ayete muhalif olduğu şeklindeki yaklaşım. Hanefiler de diyorlar ki mesela bu meselede Şafii'nin bu içtihadıyla amel edilmez. Görüyoruz esasında iki meselede de deliller bizim görüşlerine atıf yaptığımız müelliflerin zikrettiği kadar öyle zayıf deliller değil. Her biri temellendirilebilen içtihatlar. Ama genel yaklaşıma göre usulüne uygun olarak ortaya konan içtihatla amel edilebileceği, buna taavuz edilemeyeceği yaklaşımı olmakla beraber görüyoruz ki bazı meselede istisnai tavırlarla karşılaşabiliyoruz. Bunları biraz öyle değerlendirmek uygun olur. İşte Şafii müelliflerin nebiz içen Hanefi'ye bundan dolayı had cezası uygulanacağı yaklaşımı da, Hanefilerin işte metrokü tesmiye konusunda İmam Şafii'nin içtihadıyla amel edilmesini caiz görmeme gibi yaklaşımlarına da yani bu şekliyle bakmak gerekir. Fakat İzbin Abdüsselam'ın burada meseleye yer vermesi, diğer örneklerle beraber bu şeyi zikretmesi, nebiz içen Hanefi'yi
Yani kendi itikadında onun haram olduğunu düşünmese de bu nedir? Mefsedete yol açabilecek olan bir fiildir, engellenmelidir. Engellemek için ceza verilmesi gerekiyorsa verilmelidir. Ama bu kişinin güvenilirliğini, şahitlik yapabilme ehliyetini zedelemez. Çünkü o bu fiilin haram olduğunu düşünmüyor. Bu yaklaşıma işaret etmiş olalım. Evet. 51. Hocam, burada şey mi varsayıyor? Toplumun çoğu ya da toplumun nizamın Şafii bir nizam olduğunu ya da toplumun çoğu Şafii'dir. Böyle bir toplumda bir kişi nefes içiyorsa diye mi varsayıyor ki fesat Şimdi getiriyor? şöyle yani İzbin Abdüsselam'ın yaşadığı coğrafyada yani Şafiiler kadar olmasa da Hanefiler var. Fakat Hanefiler aynı zamanda yönetim kademesinde etkililer. Yani Memlükler dönemi Eyyubi sonu Memlük başlangıcı olarak gelişilmiş. Birbiriyle rekabet ettikleri bir anlamda yani mezhep çokluğunun olduğu bir coğrafya Memlük coğrafyası. Fakat Hanefilerin bu yaklaşımı diğer üç mezhepten de ayrıldığı için, hatta Hanefilerin içerisinde İmam Muhammed işte içmenin haramlığında diğerlerine yaklaştığı için İzbin Abdüsselam'ın kafasında yani bunun mefsedet içeren bir fiil olması ve o Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un içtihadının burada bu mefsedet karşısında dikkate alınmaması. Çünkü İzbin Abdüsselam'ın yani kendisini belli noktalarda müçtehit olarak gördüğünü yani bazı ifadelerinden, bazı fetvalarından anlıyoruz. Delile dayanarak tercih yapma, fetva verme şeyi var. Kendi şahsi kanaati o. Yani o Şafii çoğunluktan kaynaklanan bir yaklaşım olmadığı Yani kanaatinde. hocam şey açısından soruyordum. Buradaki mefsedet sadece o fiilin getirdiği sarhoşluk ya da o şekildeki mefsedet, yoksa aynı zamanda toplumsal mefsedet, yani toplumdaki bireylerin bir şey yapması, bunu neden yapıyor, bu haramdır diye bir tartışmanın ortaya çıkması değil mi mefsedet olarak Şimdi o sayılır? da değerlendirilebilir ama belki şunu da düşünüyor. Mesela bireysel anlamda içmeye bu nebiz içiyor, bu mubahtır diyerek burada kapı araladığınız zaman biz nebiz içiyoruz diye başlayıp bunu daha istismara götürebilecek bir tatbikat da ortaya çıkabilir. Ondan dolayı burada baştan önleyelim. Yani her ne kadar bu ben şu içtihada göre yapıyorum dese de evet biz sana haram işliyorsun, senin adalet sıfatın sakıt oldu diyemeyiz ama bu yaptığın mefsedete götürücü bir eylemdir. Biz buna müsaade etmeyiz diyebiliriz diyor. Evet. Tamamdır. Evet 50, 51. faide. Fi envail ahkam. El ahkamu envaun. Hükümler bir takım gruplara ayrılır. Tabi burada sistematik bir şey yapmıyor. Yani teklifi ve vaz'i hükümler diye ayırmamış ama verdiği örnekler onlardan. İcabun ve neddun ve ibaha ve tahrim ve keraha. Yani bunlar teklifi hükümlerin kısımları biliyorsunuz. İcab dediğini işte biz farz, vacip diye Hanefiler ikiye ayırıyorlar. Ned dediği mendup, ibaha mubah, tahrim ve kerahe. Evet Hanefiler bir de tahrimi haram ve tahrimen mekruh diye ikiye ayırıyorlar biliyorsunuz. Ve nasbu esbab ve şerait ve mevani ve erkan. Yani bir takım şeylerin sebep, bazılarının şart, bazılarının mani, bazılarının rükün kabul edilmesi. Bunlar da vazi hükümlerle alakalı. Ve evkatin müvessa'a ve gayri müvessa'a. Geniş ve dar vakitler bazı şeyler için belirlenmesi. Bazı mükellefiyetler için vakit geniş tutulurken, bazı mükellefiyetler için mahdut tutulması. Mesela tilavet secdesi yapmak vaciptir ama yani bununla alakalı belirlenmiş bir zaman dilimi yoktur. Unutmamak kaydıyla ömür içerisinde herhangi bir şekilde yerine getirilebilir. Tabi bu Hanefilerin yaklaşımı. وَكَذَلِكَ التَّعْيِينُ وَالتَّخْيِيرُ وَالْقَضَاءُ وَالْاَدَاءُ Muayyen bir mükellefiyetin belirlenmesi. Bazen belli mükellefiyetlerde muhayyerlik tanınması,
Bazen belirli bir zamanda veyahut da muamelat sahasında usulüne uygun olarak yerine getirmenin eda, ibadeti vaktinden sonra veya asli şekliyle değil de telafi halinde yerine getirmenin kaza olarak nitelenmesi, bunların hepsi nedir? Hükümlerin farklı farklı çeşitleridir. Yani bu hükümleri bu şekilde vaz eden, onlara bu nitelikleri veren de şaridir diyor. 52. fasılda fîmâ yetesâvâ fîhil mükellefûn ve mâ yaktelifûne fîh. Bir takım mükellefiyetlerde herkes nedir? Aynı eşit seviyededir. Ama bireylerin bir de birbirlerinden farklı özellikleri, konumları vardır. Bu da neyi gerektirir? Onların belli noktalarda farklı hükümlere tabi tutulmasını gerektirir. يَتَسَاوَ الْمُكَلَّفُونَ فِي اَسْبَابِ الْاِرْفَانِ اَوِ الْاِعْتِقَادِ فِي مَسَائِلِ اُسُولُ الدِّينِ Usulü din meseleleri dediği inanç esasları. Bu inanç esaslarında İbn Abdüsselam irfan ve itikat diye iki ayrı kavram kullanıyor. İrfan dediği onun yani çıkarımla, istidlalle bunları temellendirebilme yetisi. Bunu bu işi yapabilen havas için gerekli görüyor. İtikat dediği genelde bu çıkarım yapma gücüne sahip olmayan, bu konuda kendilerine telkin edilen inançları, metinleri işte öğrenip bunlara bağlanma, bunu da avam için gerekli görüyor. Şimdi bunları gerektiren, yani gerek itikadı, gerek istidlalle inanmayı gerektiren sebepler konusunda bütün mükellefler eşittir. Ne demek? Hepsi aynı şeylere inanmakla mükellef. Ama bazıları buna telkin yoluyla inanarak o mükellefiyeti yerine getirir. Bazıları da bunlarla alakalı temellendirmelere ne yapabilir? Gidebilir. Fakat iş dışa yansıyan eylemlere intikal ettiği zaman orada onların durumu daha farklı oluyor. Niye? Özellikleri farklı. وَيْتَفَاوَتُونَ ف۪ي غَيْرِهِمَا Bunların dışındaki mükellefiyetlerde durumları farklıdır. Neden? لِتَفَاوُتِهِمْ فِي الصِّفَاتِ الْمُقْتَزِيَةِ لِتَفَاوُتِ التَّكَالِيفِ İşte bu tekliflerin, sorumlulukları gerektiren nitelikleri farklı olduğu için bunlar farklı şeylerle ne olmuşlardır? Mükellef tutulmuşlardır. Ne gibi? Mesela كَالْعَجِزِي وَالْقُدُرَةِ Şimdi bir şeyi yapmakta aciz olan bir kişinin mükellefiyeti, ona yapmaya kadir olan kişinin mükellefiyetiyle aynı değildir. İster istemez farklılıklar dikkate alınıyor. Ve zükura vel ünuse, erkek ve kadın olmak farklı mükellefiyetlerde bulunmanın sebeplerinden bir tanesidir. Yani ortak oldukları noktalar olduğu gibi fıkhın her babında farklılıkların arz ettiği noktalar da vardır. Vel hudur vel gaybe, bir yerde hazır ve mukim olmak ve gayip olmak da belli noktalarda gene farklı mükellefiyetler doğurur. Mesela velayet görevini yerine getirirken hazır olan ve gayip olanın durumu arasında fark vardır. Gene yargılama konusunda hazır olan bir kişinin yargılanmasıyla gaibin gıyaben yargılanması noktasında bir takım farklılıklar vardır. Yani hazır olmak veya gaip olmak fıkıhta hükümlerin farklılaşmasına etki eden özellikler arasında yer alır. Verrık vel hurriye, köle veya hür olmak, bunun da pek çok noktada etkisi vardır, farklılıklar arz eder. Gene vel kuvve ve daf, kişinin gücünün, kuvvetinin fazla olması, zayıf olması, bazı mükellefiyetlerin belirlenmesinde ne yapar? Bu etki eder, dikkate alınır. Mesela yani ruhsatların kullanılmasında bu söz konusu olur. Hatta Hanefi fıkhında ilginç bir mesele vardır. Der ki oruçlu olduğunu unutarak oruç yiyen kişiye, dışarıdan bakan ve bunu fark eden kişi, eğer bu zayıf bir kişi ise, yani o anda yemediği takdirde oruca devam edecek gücü olmadığını görüyorsa o anda hatırlatmaz, yemeği bittikten sonra hatırlatır. Fakat güçlü, kuvvetli ise derhal hatırlatır şeklinde de böyle bir ayrıma gitmişler. Bazı Hanefi kitaplarında böyle bir mesele var. Vel-Bud vel-Kurb,
Yine yakınlık ve uzaklık bazı meselelere etki eder. Diyelim ki suyun bulunduğu yere göre teyemmüm yapabilme ruhsatının oluşması için yakın mı uzak mı olduğu dikkate alınır. Bunun sabit bir ölçüsü yoksa dahi mükellefin burada acaba ona ulaşabilir miyim, ulaşamaz mıyım kanaatinde yakınlık ve uzaklık etki eder. Vel gına vel fakr pek çok meselede yani mali ibadetlerle mükellef olma veya bu mali yardımlardan yararlanabilme noktasında bu etki eder. Ve darure ve refahiye yani zaruret durumunda bir takım şeylere müsaade edilebilir ama normal şartlarda bunlara müsaade edilemez. Bu özelliklerin her biri belirli hükümlerde bir şekilde dikkate alınır. Feinnallâhe Teala Allahu Teala şer'a li kullin min haulâi ahkâmen tunâsibu evsâfehu ve telîku bi ahvâlihi. İşte bu bahsettiğimiz kategorilerdeki her bir grup için kâhip olduğu niteliklere uygun kendi içinde bulunduğu durumla uyum içerisinde hükümler vaz etmiştir. Yani hükümler vaz edilirken bunların hepsi dikkate alınmıştır. Demek ki inanç noktasında eşitlik var. Herkesten aynı şeylere inanması isteniyor. Ama tabii bu inancı temellendirme noktasında farklılıklar orada dikkate alınıyor ki ona itikat ve irfan ayrımıyla işaret etti İzmir Abdüsselam. Ama dışa yansıyan eylemlerde mükellefiyetlerin belirlenmesinde işte mükelleflerin içinde bulunduğu durum bunların hepsi bir şekilde dikkate alınıyor. Çünkü genel bir kuralımız daha var. Et-ta'atu bit-ta'kati. Et-ta'atu ta'at ibadet neye bağlıdır? Bit-ta'kati takat yani güç ve imkanla orantılıdır. İşte bu bahsettiğimiz özelliklerin her birisinde farklı durumlarda ne var? Farklı imkanlar söz konusu arkadaşlar. Tabi bunların bir kısmında da hani işte rık ve hürriyet ayrımında olduğu gibi o sosyal statülerin ve o toplumun bakış açısının da yansıması etkisi var. İşte nikahta kefaat dediğimiz husus, işte nesep meselesi, velayet dediğimiz yetkinin kullanılması onların hepsinde bunlar etki ediyor. Evet. 53. faide fitta'a itaat konusunda genel bir kurala tekrar vurgu var. La ta'ate illa lillahi vahde. İtaat ancak Cenab-ı Hakk'a yapılır. Ve küllü men yecibu ta'atuhu kendisine itaat edilmesi vacip olan min rasulin ev nebiyyin rasul, nebi, ev alimin alim, ev halife halife, ev valid baba, ev seyyid efendi, ev müstecir yani işveren burada kiralama aklında kiralayan kişi. Tabi icareyi Adem'i muhtemelen kastediliyor. فَاِنَّمَا وَجَبَتْ طَاعَتُهُ بِاِيْجَابِ Bunlara itaatın vacip olması Allah onlara itaat etmeyi vacip kıldığı içindir. فَمَنْ اَطَاعَ هَاُولَٰئِ Bunlara itaat eden fakat eta Allah Allah'a itaat etmiş olur. Li emrihi bi taatihim. Allahü Teala onlara ne yapmış? İtaat etmelerini emretmiş. Bu husus İmam Şafii'nin Er Risalesi'nde de Hazreti Peygamber'in otoritesini vurgulamak için sık sık atıf yaptığı bir husustur. Femen kabile an Resulillahi febi fardillahi kabile şeklinde bir ifadeyi biraz farklılıklarla bazen aynen bu telaffuz ettiğim biçimde Şafii Risale'nin pek çok yerinde ne yapar? Kullanır. Resulullah'ın hükmünü, emrini kabul eden Allah ona uymayı farz kıldığı için bunu ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Allah'ın iradesini yansıttığından dolayı. Yoksa yani ondan yetki almadan herhangi bir şekilde bu bahsettiğimiz sınıfların otoritesini temellendirmek mümkün değildir.
onların emirlerine uyulmasının arka planındaki düşünce onların Allah'ın iradesini yansıtan şeylerde bulunacağı düşüncesidir. وَلَا يَجُوزُ تَعَتُ اَحَدٍ ف۪ي مَاسِيَةِ اللّٰهِ Allah'a isyan konusunda kimseye itaat etmek caiz değildir. لِمَا ف۪يهَا مِنْ مَفَاسِدِ الدَّارَيْنِ اَوْ اِحْدَاهُمَا Çünkü böyle bir şey yapıldığında, yani Allah'a isyan ederek başkalarına itaat edildiğinde veya başkalarına itaat etmek için Allah'a isyan edildiğinde, hem dünyevi uhrevi veya sadece uhrevi, sadece dünyevi mefsedetlerle karşı karşıya kalınır. Haliyle bu imalarda da, yani bu taatın deliller, zahiri deliller çerçevesinde yapılması gerektiği, yani keşif ve ilhamın başkaları için delil olamayacağı, ancak buna muhatap olan kişiler için bir anlam, bir delil değeri ifade ettiği gibi fıkhın ana kabullerine de gönderme var. Çünkü bu sayılan hususların her birisinde bununla alakalı fıkıhta bir takım ayetler, hadisler veya belirlenmiş kurallar var. Bunlar söz konusu. Evet, 54. faide fi tahyiri şer'i beynel masalihil mütefadilat vel mütesaviyat. Şeriatın bazen eşdeğerde, bazen de birbirinden farklı değerlerde de olsa bir takım seçenekler hakkında muhayyerlik tanıdığı meseleler var. Yani muhayyerlik tanıldığında bunların hepsinin fazilet bakımından her zaman eşdeğerde olması gerekmiyor. Bazen yani bu seçeneklerden bir kısmı diğerinden daha faziletli olmakla birlikte kişiye gene muhayyerlik tanınıyor. Efdal var iken meftul ile amel etmesine müsaade ediliyor. قَدْ يَكَوُ تَخْيِرُ الشَّرْعِ بَيْنَ الْمَصَالِحِ الْمُتَفَاضِلَاتِ وَالْمُتَسَاوِيَاتِ Bazen şeriatın tanıdığı muhayyerlikler birbiriyle eşdeğer veya birbiriyle farklı değerlerde, farklı fazilet derecelerinde, maslahatlar arasında gerçekleşebilir. Ve فِعْلُ الْاَفْضَلِ اَوْلَى وَاَحْسَنَ Yani bu faziletli olanı yapmak diyor, daha evladır, daha güzeldir. Ama bu muhayyerliği ne yapmıyor? Ortadan kaldırmıyor. لِأَنَّ التَّخِيرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَفْتُولِ Çünkü efdal olanla meftul olan arasında muhayyerlik tanınması rıfkun ve yusrun dünyevi. Yani dünyevi bir kolaylık, dünyevi bir müsamaha içerir. Çünkü efdal olanı yapmak nedir? Belki biraz daha zahmetlidir. Ama meftul olanı yapabilme yetkisinin de tanınması, yani o yükümlülük yerine gelmiş olur, sakıt olur. Fakat mükellef belki biraz daha kolay eylemlerle bunu yerine getirmiş olur. Ama yani eftali tercih etmesi işte ne olmuş? Onun şeyine bırakılmış, duyarlılığına veya daha fazla sevap alma isteğine, diğeri de meşru kabul edilmek suretiyle. Fakat وَقَدْ تَكُونُ الرُّخْسَةُ اَفْضَلَ مِنَ الْعَز۪يمَةِ Bazen ne olabilir? Ruhsat azimetten daha faziletli olabilir diyor. Ne gibi? Ke kasri salavati, namazların kısaltılması gibi. Tabii bu namazların kısaltılması meselesini bir fazilet meselesi olarak görme Şafiilerin yaklaşımına göre. Yani biliyorsunuz onların içtihadına göre seferdeyken namazları kısaltmak da mümkün, tam kılmak da mümkün. Burada diyor ruhsat azimetten nedir? Daha faziletlidir diyor. Yani kısaltarak bu ruhsatı ne yapmak, uygulamak. Ama Hanefilerin yaklaşımına göre
Yani mesele tam tersidir. Namazları kısaltmak seferde azimettir. Yani kişiye muhayyerlik tanınmamıştır. Kısaltmadan tam kıldığı takdirde diyelim 4 rekatlı bir namazı 2 rekat kılması gerekiyor iken seferiyken 4 rekat olarak kıldığı takdirde son 2 rekat nafile olur ve bu yaptığı hareket mekruh olan bir harekettir. Yani bu konuda tarafların yaklaşım farklılıkları ve delilleri malum bu tavvalat denilen kitaplarda zikredilmiştir. Yani buradaki ruhsatın azimetten faziletli olduğuna kasr-ı salatı örnek olarak vermek Şafii içtihadını yansıtan bir durum. Hanefilere göre zaten azimettir. Öyle hareket etmek gerekiyor. Fakat tekünül azimetü efdale miner ruhsah. Bazen de azimet ruhsattan daha faziletli olur. Gene burada zikredilecek hüküm de Şafii mantalitesini yansıtan bir hüküm. Hanefilerde yok çünkü bu konu. Ne gibi? Ke tefrik salavati alel evkati fil esfari. Seferlerde namazları kendi vakitlerinde kılmak. Yani cem etmeyi ruhsat, her namazı kendi vakitinde kılmayı azimet kabul ediyor Şafii anlayışı ama azimet daha faziletlidir diyor. Hanefiler ise zaten seferi ne yapmıyorlar? Cem için bir gerekçe olarak kabul etmiyorlar. İlla bi Arafete ve Müzdelife'de. Arafat ve Müzdelife hariç diyor. Orada cem etmek şeyden faziletli kabul ediliyor. Ayrı ayrı kılmakta. Fakat Şafii kitaplarında şu da var. Arafat ve Müzdelife'deki cem etmeyi de seferle bağlantılı olarak değerlendiriyorlar. Yani yolcuların orada cem etmesi olarak görüyorlar. Şeyin bir parçası olarak değil de. Yani bu hac ibadetinin ifasının bir parçası olarak değil, yolculukla alakalı hükmün orada yansıması olarak görüyorlar. Ondan dolayı bu şeyi yapıyor. Fe inne takdimel asri ile zuhri bi arafe eftal. İkindi namazının öğle namazı vaktine alınması, cem-i takdim, Arafat'ta böyle yapılması nedir? Eftal daha faziletlidir. Ve te'khirul mağrib ile işâ bi Müzdelife efdal. Akşam namazının Müzdelife'de yatsı namazı vaktine te'hir edilmesi daha faziletlidir. Lenne te'hira beynehuma affun. Çünkü burada vaktinde kılmak ve cem etmek arasındaki muhayyerlik bu Arafat ve Müzdelife meselesinde ne olmuştur? Artık mavfudur. Yani istisna teşkil ediyor. Çünkü Hazreti Peygamber orada böyle yaptığı için yani bunu orada kendi vaktinde değil de birleştirerek yapmayı daha faziletli kabul ediyorlar. Ama genel kuralları neydi? Bu da onların yaklaşımına göre seferle bağlantılı bir şey olduğu için normalde her namazı kendi vaktinde kılmak idi. Ama bu mesele Hazreti Peygamber bura haricinde mümkün mertebe namazları diyorlar vaktinde kılmaya riayet eder. İşte bazen gerekli olduğunda cem ederdi ama burada cem ediyor. Demek ki burada cem etmek, ruhsatla amel etmek nedir? Daha faziletlidir diyorlar. Ve yukaddemu fi kulli fardin ala nazirihi minen nefl diyor. Aynı şekilde her farz ibadette de ne olur? Onun naziri olan, benzeri olan bir nafile ibadet onun öncesinde yapılabilir. Ve yukaddemu fazilu kulli fardin ala meftulihi her farzda da bunu yerine getirecek seçenekler içerisinde fadıl olan ne olur? Onun meftulüne takdim edilir, ona öncelik verilir. Kema yukaddemu fadulu kulli fi'lin ala meftulihi. Yani her bir fiil hangisi ise orada faziletli olan, daha meftul olanına öncelik verilebildiği gibi. Mesela bazı mükellefiyetlerini düşünün. Diyelim yemin kefaretinde 3 seçenek var.
On fakiri işte doyurmak, giydirmek veya işte köle azat etmek, bunları yapamayanın 3 gün oruç tutması. Şimdi bunların esasında üçü arasında muayyerlik de var gibi görünüyor ama en faziletli olan herhalde bu şeyin, kefaretin yerine gelmesi için kişinin imkanı hangisine yetiyorsa onu yapmasıdır. Her ne kadar ayet-i kerimede ev edatıyla bağlandığı için bu muhayyerlik olarak anlaşılmış ve bunun içerisinde bir tertip zorunlu görülmemiştir. Ama bazı müellifler bunlar içerisinde de böyle bir tertibe riayetin lüzumuna dikkat çekmişlerdir. Yani müellifin burada genel yaklaşımını bir daha hatırlayalım İzbin Abdüsselam. Fıkıhtaki her şeyin maslahat, mefsedet dengesiyle açıklanabileceği ve bunlar içerisinde de mümkün mertebe eftal meftul ilişkisine riayet gerektiğini savunduğu için bazı istisnai durumlar konuyla alakalı özel naslardan, özel uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Yani benzer şeyleri çok tekrar etmesinin arka planında da bu özel durumları belki zihinlerde yerleştirme gayesinin yattığını düşünebiliriz. 55. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Afdal ve maftul için bir yani kriter koyabiliyor mu insan? Şey açısından, şimdi siz yeminin kefareti için seçenekler var ve insan, kişinin kendine en uygun olanları benimsemek. Aklıma şey geldi, bir Endülüs'te bir şey, halife Ramazan ayında bir hata serzat oluyor kendisinden ve fukahaya başvuruyor. Maliki fukahada şey söylüyorlar. Yani o fakih şey olarak ona fetva veriyor. 2 ay üst üste oruç tutacaksın diye. Diğer Maliki alimler orada bir şey söylemiyor. Halifenin yanında dışarı çıktığında o büyük kendi alime söylüyor ki ona ihtiyar vardır üçler arasında. Yani köleyi de azat edebilirdi. Neden söylemedin ona? Dedi ki o bir halife, onun için köleyi azat etmek çok kolay bir şeydir. Ve sürekli bu hata yapar, bir köleyi de azat eder. Ben ona nefsine ağır gelen bir şey söyledim. Yani 2 ay üst üste seçenek ona söyledim dediği şey. Yani evet. Buradaki ihtiyar fakih kullandı bir kere. İkincisi de buradaki o fazilet denilen şeyi neye göre tayin etti? Çünkü o fazilet aslında toplum açısından ya o köle açısından o faziletli bir durum olabilirdi. Yani bir kişiye hürriyet kazandırmışsın. Toplum için iyi bir şey olmuş olabilir. Ama bir tarafından da sadece o hata yapan kişinin nefsine düşünerek bir karar verildi. Buradaki fazilet neye göre belirlenecek? Evet. İşte şimdi bu da içtihadidir. Neden içtihadidir dedim. Hani biraz evvel mesela ne diyordu? İşte ruhsatla amel etmek, azimetle amel etmekten daha faziletli, azimetle amel etmek şeyden faziletlidir diyordu ya. Mesela dedik ki buradaki içtihat Şafii'ye göre, halbuki Hanefi'ye göre onun ruhsat dediği azime. Şimdi bu bahsettiğiniz örneği mesela İmam Gazali Mustasfa'da mülga münasibe örnek olarak verir. Ondan sonraki usulcüler de onu takip eder. Yani çünkü hadisi şerifte biliyorsunuz o oruç bozma kefaretiyle alakalı olan bir husus. Resulullah böyle bir tertip koyduğunda o fakih dedikleri Yahya ibn Yahya el-Leysi olduğu nakledilir İmam Malik'in talebesi. Yani onun bu tertibe riayet etmeyerek, orada işin makasadını göstererek, daha doğrusu o kişinin bu kefaretten caydırıcı bir biçimde etkilenmesini temin için ne yapmak lazım? İşte bunu düşündüğü için bu tertibi bozdu derler. Ama bazı fakihlere göre yani oradaki şeyin her ne kadar mürettep olduğunu düşünenler olduğu gibi muhayyer olduğunu düşünenlere göre söylediği esasında fıkhen yanlış değil. Yani kendi şeyinden bunu tenkit ediyor Gazali. Ama bazıları da içtihat bakımından mesela bunun ileri sürülebileceğini söylüyorlar. Mesela Necmüddin et-Tufi Şerhu Muhtasar-ı Ravda'da bu görüşü ele alıyor.
konuyla alakalı diyor nas, umum ifade eden bir nastır ama daha önce kuvvetli delillerle tahsis görmüştür. Dolayısıyla onun zayıf olan bir umumunu böyle bir maslahat ve mefsedete dayanarak bir müçtehit tahsis etmiştir. Bu da yapılabilir diyor. Yani şimdi Gazali böyle dediği için Yahya İbni Yahya el-Leysi'nin hani yaklaşımının yanlış olduğu gibi bir yerleşmiş kanaat var ama fıkhen bunun çok da yanlış görülmeyeceği şeklinde de değerlendirmeler var. Çünkü Gazali'nin yaklaşımı neden tutulmuş diye soracak olursak orada şöyle bir gerekçeye dikkat çekiyor. Eğer bu kapıyı bir açarsak diyor, yani İmam Gazali'nin bariyerleri çoktur. Ve eserlerinde de belli hedef kitleleri dikkate alarak farklı yaklaşımlar belirlediği şeydir, bilinmektedir. Yani diyor ki avamın, halkın alimlere itimadı kalmaz diyor. Yani belki İmam Gazali bu düşünceyi, belki o da Tufi gibi veya diğerleri gibi bunun esasında fıkhen imkansız bir şey olduğunu düşünmüyordu. Ama böyle bir yaklaşımı biraz riskli buluyordu. Diyordu ki eğer bu yerleşirse o zaman halk ve avam üzerinde demek ki alimler istedikleri gibi bu kurallara ekleme, çıkarma veya şahsa göre muamele vesaire yapabiliyorlar. Tabii Gazali'nin biraz da yani içinde bulunduğu dönemdeki o çalkantılar, bir de nasların zahirini muhafaza etme refleksi, çünkü öbür tarafta bunun hakikatinin ancak imamın talimiyle batını yoldan öğrenebileceği görüşünü savunanlar vesaireler var. Yani bunların hepsini birden düşünmek lazım. Yoksa o eftal neye göre, meftul neye göre belirlenir noktasında her zaman içtihat farklılıkları olabilir. Ve bundan dolayı fıkıhta pek çok meselede de neyin eftal, neyin meftul olduğuna dair görüş ayrılıkları vardır. Mesela diyelim kıran, efendim temettu, ifrat hangisi eftal? Hanefi mezhebi içerisinde bile kıran en eftaldir diyen var. Niye? Hac ve umreyi birleştiriyorsun. Ama bir taraftan ifrat en eftaldir diyen var. Niye? Hac ibadetini müstakil yapıyorsun, ona başka bir şey ne yapmıyorsun? Yapmıyorsun. Yani konuyla alakalı eğer açık bir nas, açık bir belirleme yoksa işte neyin eftal, neyin meftul olduğu bir, içtihada açıktır. İki, bazen de aynı olguda şahsa göre neyin eftal, neyin meftul olduğu farklılık arz edebilir. Evet yani hocam, biliyorsunuz, onu demek istiyorum. Hazreti Peygamber'in hani o hadislerinde pek çok vardır. En faziletli amel hangisidir sualine muhataba göre farklı cevaplar verdiği ifade edilir. Ve şarihler de bunu izah ederken o kişinin özel durumunu dikkate alarak, yani en faziletli amel demek senin yapabileceğin ameller içerisinde sana göre en faziletlisi. İşte İzmir Abdüsselam da biraz bu eserinde bu anlayışa vurgu yapmaya çalışıyor. Yani hocam, pek çok o yüzden söyledim, yani tahir, ihtiyar vermesi, kişinin kendi durumuna göre en uygun olanı, seçeneği ona bırakması. Evet. Yani üç seçenekse aslında bu alimin tamamının itibarsız olduğunu değil, alim bu üç seçeneği de, ya da alim burada şari ise, şari burada sana üç seçenek veriyor ve sen durumuna göre en uygunu seçiyorsun. Yani burada biz en afzal budur dediği bir etiket yapıştırdığımız zaman duruma düştüğüm halde en faziletli bu olduğu, yani bir tarafta psikolojik olarak düşüncem bu. Bunu yapmam gerekiyordu çünkü en faziletli budur ama yapmak zorunda kaldığım başka bir fiil olur. Yani biz duruma göre en afzal gibi bir şey kullandığımız zaman şimdi hem içine kurtarmış işte oluruz gibi. Biraz evvel dedi ya, şu özellikleri zikretti, dışa yansıyan ameller açısından kuvvette, zaafta, şu da bunların hepsi ne yapar? Bir tesir ortaya koyar haliyle. Evet. Fi butlanil ibadat, ibadetler batıl olduğunda. Buyurun. Hocam, İbn Abdüsselam'a göre mesela aynı konu, mesela eftaliyat konusu muamelatta olduğunda, ya yani mesela şey, ganimet arazileri Hazreti Ömer döneminde sahiplerine bırakılıp, yani şey neydi, çalıştırılıp onun yarısı ya da haraca bağlanmıştı. Bu konular mesela eftaliyat sırasına girebiliyor mu?
Mesela. Yani o konuyla alakalı onun özel bir nakli var mı? Şu anda hatırlamıyorum. Fakat bu konuda genel yaklaşım, yani bu konuda devlet başkanına yetki tanıyanlar zaten şeyi odur. Müslümanların faydasına olan o anki o mesele için hangi tercih ise onu yerine getirmek şeklinde söylerler. İlla şu demezler. Çünkü o durumu şartlara göre uygulayıcı kimse onun değerlendirmesi, belirlemesi lazım. Evet. Men batalet ibadetuhu haraca min ahkamiha külliha. Bir kişinin yaptığı ibadet batıl olmuşsa onunla alakalı hükümlerin tamamından ne yapmış olur? Çıkmış olur. İllen nüskeyn. Ancak hac ve umre müstesnadır. Feinne men efsedehuma lezimehu el mudiyyu fi fasidihâ ve yetallaku bihi ahkamuhuma. Yani hac ve umreyi ifsad eden kişi de işte ben artık haccı ifsad ettim, haydi dönüyorum diye ne yapamaz? O anda bırakıp gidemez. Usulüne uygun olarak o fiilleri yerine getirip ona göre belirlenen şartlarda ahkamını ne yapması gerekir? İhramdan çıkması gerekir. Ama onun telafisi için yapılması gereken kazai işlemi de ne yapması gerekir? Yapması gerekir. Diyelim kişi yani bunu yaptığı takdirde fıkıh kitaplarında ilgili hükümler vardır. Şunu yaptığında artık haccı fasit olmuştur ama şunu 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 yaparak devam ederek ihramdan çıkması gerekir. Ve ondan sonra da bunun şu şu şekilde kaza edilmesi gerekir. Yani bununla alakalı neler var? Özel hükümler var diyerek bunlara işaret ediyor. Bunu ayrı bir başlık altına almış. 56. faide fil ecri alel masaib. Musibetler ecir kaynağı olabilir mi? Yoksa ecir kaynağı olan şey musibet karşısında alınması gereken tavırla alakalı mıdır? Yani kişi kendi bir tavır, bir irade ortaya koymaksızın sırf musibete uğramakla ecir kazanmış olur mu, olmaz mı meselesi üzerinde duruyor ve daha evvel de bu yaklaşımı belli bir şeyde dile getirmişti. Mesela demişti ki kişi cibilliği olan hislerinden dolayı sorumlu tutulmaz. Ama o hislerin mükellefiyetine yansıttığı takdirde orada sorumlu tutulur. Mesela kişinin cimri olması diyelim şey ise tabiatından gelen bir özellik ise buna cimri olduğundan dolayı bir mesuliyet yüklenmez. Fakat bu kişi cimriliğinden dolayı zekatını vermiyorsa bundan dolayı ne olur? Günaha girer. Ama cimriliği yenmek için mücadele eder de kendisiyle mücadele ederek işte zekatı, sadakayı vesaire verirse bundan dolayı iki misli sevap alır. Niye? Birisi mükellefiyeti yerine getirdiği, birisi de o kendi bir takım dürtüleriyle mücadele ederek onları bastırmaya gayret ettiği için diye daha evvel bu şeye temas etmişti. Burada da benzer bir şekilde la ecra ve la vizra illa ala fi'lin müktesebin. Bir kişinin kendi kazanmadığı herhangi bir eyleminden dolayı bir sevap da söz konusu değildir, bir günah da söz konusu değildir. Fel-mesâibu musibetler la ecra aleyha li'ennehâ bundan dolayı kişi ne yapmaz? Sevap kazanmaz. Li'ennehâ gayru müktesebetin. Çünkü musibetler kişinin kendi eylemiyle elde ettiği şeyler değildir. Belil ecru, ecir hangi şey için söz konusudur? Sevap ecir deniyor burada. Ale sabri aleyha evir rıda biha. Bir musibetle karşılaşıp da onun karşısında sabreden veya başına gelen o takdire rıza gösteren böyle bir tavır ortaya koyduğu takdirde söz konusudur. İki kavrama dikkat çekelim. Birisi mesaip, birisi meaip. Mesaip, meaip. Mesaip, musibetler anlamına geliyor.
Yani kişinin elinde olmayan etkenler neticesinde başına gelen hadiseler. Diyelim elinizde olmayan etkenlerle bir rahatsızlığa yakalandınız, sağlığınız bozuldu. Veya bir umumi felaket meydana geldi, işte yakınlarınızı kaybettiniz. Meayip, ayıplı durumlar, kendi yaptığı günahlar ve olumsuzluklar anlamına geliyor. Bununla alakalı bir cümle vardır. İbn-i Teymiye'den nakledilir. El-kaderu yuhteccu bihi fil mesaib dunel meaib. El-kaderu yuhteccu bihi fil mesaib dunel meaib. Kaderde nerede ihticac edilir? Nerede kadere sığınılır? Musibetlerde, yani oluşumunda insanın etkisi olmadığı meselelerde takdir-i ilahi, zalike takdirul azil alim dersiniz orada. Ama meaib de, yani kendi iradesiyle adam yani bir takım günahlar işleyip ondan sonra ailesini, evini, barkını dağıtıp kendisini kötü duruma düşürdükten sonra işte ne yapalım kader, takdir böyleymiş demesinin bir geçerliliği yoktur. Mesaip ve meaip ayrımı da buradakine benzer bir düşünce tarzı. Bu bahsettiğim cümleyi İbn Teymiye'den nakleden talebesi İbn Kayyim onun Şifaül Alil fil Kada vel Kader vel Hikme ve Ta'lil diye bir eseri var. Özellikle irade, takdir, kaza, kader konularında yani İslam düşüncesinde İbn Kayyim kendi dönemine kadar kim ne söylemiş? Konuyla ilişkilendirilmiş ne kadar ayeti kerime ve onların tevili, ne kadar rivayet vesaire seleften gelen nakil varsa onların değerlendirmesini yaptığı güzel bir eserdir. Orada geçiyor. Şimdi demek ki musibetin bizatihi sırf kendisi, sırf ona duçar olmak, onunla muhatap olmak ne olmuyor? İbn Abdüsselam'ın yaklaşımına göre ecir veya günah vesilesi olmuyor. Ecir veya günah onun karşısında aldığımız tavırla belirlenen bir husus. Fe inkânetil mesâibu müktesebeten. Musibetler eğer kişinin kendi eylemiyle ortaya çıkmışsa, fe inkânet me'muran biha, eğer bu musibetlere katlanmak şari'in emrettiği bir şeyse, yani dinen bu musibetler göze alınması gereken ve yapılması gereken musibetler ise ne gibi? Masaibil cihat. Cihat esnasında karşılaşılan musibetler gibi. Ne gibi? Min tasaddihi lil kıtal. Kişi cihatta ne yapar? Kendisini ne yapar? Çarpışmaya atar. Yani ölüm riskiyle, öldürülme riskiyle karşı karşıya bırakır. Evil cerhi yahut yaralanma, vücut bütünlüğünü kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakır. Fi nefsihi ve malihi ve ehlihi. Yani bu şeyde cihat esnasında kendi canına, malına ve ailesine yönelik tehlikeleri göze alarak bu işin içerisine girer. Bunu yaptığı için fehuve me'curun ala musibetihi. Bu eylem esnasında bir takım musibetlere uğrarsa bundan dolayı ecir kazanır. Niye? Çünkü müktesep oluyor bu da. Yani o musibetleri şari emrettiği için cihat eylemini yerine getirme kapsamında ne yapıyor? Karşılıyor. Dolayısıyla bundan dolayı ne oluyor? Bu ecir vesilesi oluyor. Niye? Müktesep olduğu için. لِأَنَّهُ Umira bit tesebbubi ileyha. Çünkü bu kişi cihadı yerine getirmekle emredildiğinde bu musibetlere sebep olmakla da emredilmiş oluyor. Yani bir işin zımnında olan şeyler de o emredildiğinde emredilmiş sayılır. Bununla alakalı bir kaidemiz var, hatırlayalım. Mâ lâ yetimmu vâcibu illâ bihi fehüve vâcib. Yani zorunlu olan bir şeyi yapmak için zorunlu olanlar da ayrıca zikredilmese de gene vacip, zorunlu kabul edilir. O kezalik aynı şekilde mayusi buhu ize umira bima emara bima'rufin ev neha an münker.
Yani emri bil maruf ve nehyanil münker kapsamında marufu emrettiğinde veya münkerden nehyettiğinde karşılaştığı musibetlerden de ecir alır diyor. Niye? Burada şey olması açısından. Yani kendisine bu işi yapmak emredildi. Dolayısıyla kendisi de bunu yaparken müktesep olarak o musibetle karşı karşıya kalıyor. Ama daha evvel İzbin Abdüsselam da ifade etmişti. Emri bil maruf nehyi anil münker yaparken de hani gene eftal meftul hepsi birbiriyle ilişkili. Alınacak neticenin ne olduğu ne olmadığı, buradaki maslahatın ve mefsedetin ne olduğu ne olmadığı bunların dikkate alınması gerekir. Hani bir örnek vermiştik. İbn Teymiye Şam'dayken Şam'ın işte Moğol istilasına Gazan Han döneminde uğradığı dönemde arkadaşlarıyla bir Moğol grubunun yanından geçiyorlar. Yani bunlar o dönemde Müslüman olmuşlar ama tabii İslami tam içselleştirememişler. Şarap içiyorlar ve arkadaşlarından bir tanesi onları nehyetmek istiyor bundan. İbn Teymiye diyor ki bırak. Hayır. Bunların yaptığından dolayı onlara bir nehi de bulunma. Neden? Çünkü Allahu Teala şarabı niye haram kıldı? Allah'ın zikretten alıkoyduğu için, insanlar arasında fitne ve fesada yol açtığı için. Ama bu insanlar bunu içtikleri zaman ne yapmıyorlar? İnsanlara eziyet etmiyorlar, onların mallarını yağmalamıyorlar, onlara zulmetmiyorlar. Bırak bunlar bu halde kalsınlar diyor. Yani uç bir örnek gibi görülmekle birlikte işte emre bil maruf ve nehyanil münkerde de hangi neticeyi varacak veya varmayacak ona göre ne yapmak gerekir? Bu bağlamda farklı değerlendirmelere açık. Evet. Hocam böyle bir İbn Teymiye anlatılmıyor işte bize. Yani Yani. bunlar evet yani bundan çok bilinen esasında şey olan yani meşhur olan anekdotlardır. Yani o da İzbin Yani. Abdüsselam da özellikle bu hususu o maslahat mefsedet dengesini dikkate alan isimler. Hocam mesela Güzelmiş. böyle bir zaman bir erkek ailesinin kazancı için yani çıkıp çalışırken, evin dışında çalışırken bir musibete uğrarsa ya da bu da yani ecir olarak sayılır mı? O da mesela cihattın bir alt basamak Yani olarak. düşünülebilir işin mahiyeti ne olduğu, ne gittiği vesaire onların hepsinin birden orada değerlendirilmesi gerekir haliyle. Zira bazı hadislerde de mesela talebul helal kemukaraatil ebtal diye İmam Muhammed'in o Kitab-ül Kesb'inde Serasi Mebsut'a almıştır. Helal temin için diyor çalışmak, çabalamak kemukaraatil aptal yani meşhur silahşörlerle düello yapmak gibi zor bir iştir. İşin öyle boyutu da var. Yani özellikle Mebsut'un Kitab-ül Kesb bölümüne bakıldığında bu tür yaklaşımları da görmek mümkün. Bir de hocam böyle karışık fiiller de mesela olabilir mi? Şu an korona gündemde olduğu için o aklıma geliyor. Yani koronanın gelmesi bir taraftan musibettir. Yani elinden olmayan bir musibettir ve ona düçar oluyoruz. Fakat diğer tarafından dikkat etmemesi meselesi var. Yani dikkat etmeyerek ona yakalanıyorsun. Bir taraftan acrı beklerken diğer tarafından tam zıddıyla da karşı karşıya gelebiliyoruz gibi. Yani ikisi ayrı şeyler mi? Şimdi bu mesele çok farklı boyutlarda ele alınabilir. Hani biz zamanımızı yaşayan insanlar olarak kontrol altında alınabilen ve önlenebilen bir şey olarak bakıyoruz. Ama İbni Hacer'in taunla alakalı şeyine baktığın zaman o hastalıkta vefat etmenin ne kadar faziletli bir şey olduğunu inandığı için özellikle neredeyse bulaşsın diye uğraşmışlar. Yani böyle bir toplu dua neticesinde o ölümlerin katlandığı vesaire şey oluyor ama zamanımızdaki işte o şey algısı falan farklı. Fakat bugün biz esbaba tevessül açısından baktığımızda canın muhafazasının da bir şey olduğunu düşündüğümüzde onu yapmakla mükellefiz.
Ben mesela şu anda zorunlu izolasyon sürecimin 5. gününde olduğum için evden çıkmıyorum ama bu tür şeyleri, faaliyetleri yapmamıza engel de değil görüyorsunuz. Bilgisayar üzerinden bu şeyi yapabiliyoruz. Evet. Ve imkânetil musibetu menhiyen anha. Karşılaşılan musibet eğer Allah'ın nehyettiği bir eylemle alakalıysa ne gibi? Ke katlil insani nefsehu ev veledehu. Bir insanın kendi hayatına kıyması gibi, çocuğunu öldürmesi gibi. Sarat musibeteyni, iki musibetle karşı karşıya kalmış olur. İhtâhumâ fî dinihi, bunlardan birisi diniyle alakalı. Vel ukra fî dünyahu, bir diğeri de gene dünyevi musibettir. Yani dini musibet zaten bu işlediği eylem söz konusu. Dünyevi musibette de gene bunun bir takım maddi müeyyideleri vesaireleri oluyor. Demek ki toparlayacak olursak bu başlık altında İbn Abdüsselam'ın söylediği işleri musibetlerin bizatihi kendisi değil, onunla karşılaşan kişilerin bununla alakalı olarak aldığı tavır ya sevaba vesile olabilir, ecir vesilesi veya mesuliyete vesile olabilir. Evet arkadaşlar 57. fasla geldik. Fîmâ ebâhahu eşşer'u. Burada mola verelim. Bu bayağı uzun devam edecek olan bir fasıl. Dolayısıyla formatımızda da süremizi tekemmül ettik. Bu kısmı ben burada noktalamış olayım. Şayet katkısı ve sorusu olan arkadaşlarımız var ise gene moderatörümüz o değerlendirmeyi yapmış olsun.